Tırlarla beraber yüzlerce tır beklerken Akçabat'ın tırları Edirne'ye alındı. Çünkü çok düzenliydi. Hiçbir şekilde işlem yapmaya gerek yoktu. Direkt diğer tırlarına nakt olup ilgili vatandaşlara Suriye'de ulaştırıldı diye. Yani kampanyalar yaparken de bir takım işi özenmek, ciddi yapmak, sağlıklı yapmak, olması gerektiği gibi yapmak, yapmak için yapmamak da gerekir diye ben düşünüyorum. Tabi o Halep'e yardım konusunda basında çıkan bir fotoğraf vardı, bir öğrencinin Samsun'da çizdiği bir tablo vardı. O da Akçabat'ın gurur tablosu oldu benim kanaatime göre. İnşallah bugünkü bu kampanyada Akçabat için bir gurur tablosu olacaktır. Çünkü biraz önce müdür emniyet rakamlardan bahsettiler. Yani Akçabat nüfus olarak Trabzon'un ikinci büyük ilçesi. Ama rakamsal olarak kan bağışı yönünden de istediğimiz seviyede değilmiş. Bugün de onu öğrenmiş olduk hep beraber. Belki toplantının en önemli faydası bu oldu Sayın Müdür Emniyet. Temennimiz bu. Bu kampanyalarda amaç insanlara duyurmak, teşvik etmek, gönüllülük esasına göre kan bağışını sağlamak ve bunu sürekli kılmak. Şimdi bu bir defalık değil. Sonuçta aslında biz bu işi işte Yaşar Bey üstlenmiş, gönüllü olarak sahiplenmiş. Engin Bey aynı şekilde. Burada Uğur Bey var. Yıllardan beri kan bağışı yapan. Bunu sürekli hale getirdiğimiz halde zaten bu tarz kampanyalara gerek kalacaktır. Ne de ekstra bir gayrete gerek kalacaktır. Kendiliğinden yürüyecektir. O manada biraz daha bilinçlendirip vatandaşımızı sürekli hale getirebilirsek, bu kampanyada buna bir aracı olursa gerçekten de amacına ulaşılır. Tabii Akçabat'ımızda gerçekten eski toplum kuruluşlarımız duyarlı. Halep'e yardım kampanyası da ilk başta birkaç vatandaşımızın orada başkanımızın talebiyle başladı. Sonra birlik oldu. Yine bugün de Sağaf Mali Bey aynı senaryoyu bahsetti. Yine aynı şekilde bireysel bir başvurudan toplumun geneline yayılan bir kampanya haline geldi. Ben inşallah iyi olur diyorum. Gerçekten de kan vermek, hayat vermek. Bunu söylemeye bile gerek yok. Ama dediğim gibi bu bilinci yerleştirmek, özellikle eğitim olarak da belki çocuklarımızı da bunu aşılamak ve gelecek nesillere çok daha sağlıklı bir Türkiye bırakmak amacımız bu. Ben tekrar hem Ali Bey'in şahsında tüm büyük toplum kuruluşlarımıza hem de il müdürümüze teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir kampanya olur. Önümüzdeki pazartesi günü değil mi Ali Bey? Pazartesi olmadı. Saat 10'da hep beraber orada kampanyanın startını veririz. ve güzel bir ortamda hep beraber yani en fazla kan veren ilçe olacak galiba. En fazla kan veren ilçe olan konumuna geliriz. Sloganımız o mu? Onu çok dinlendim. Yani. Aslında dinlendirmekte fayda var şöyle. Bu sonuçta hayırda yarışmak lazım değil mi Halil Bey? Bizi kestinler. Halil Bey, bu hayırlı bir iş. Bunda sayının bir önemi yok. Ama önemli olan ne kadar çok bağış yapılabildiği, ne kadar çok kan bağışı yapılabildiği. Tabii bizim bunlar sadece rekabet semboliktir yani diğer ilçelerde ama teşvik etme anlamında da belki faydası vardır. Öyle görmek lazım. Böyle olunca biraz daha basımı da iyi oluyor. Belki rakamlar daha çarpıcı oluyor. O manada faydası da olabilir. Yoksa ki bu tamamıyla gönüllülük esasına göre yapılan bir iş. Temennimiz de şudur ki Akçabat her konuda gönüllüdür. Bu konuda da en önde yer alacaktır diye düşünüyorum. Ben tekrar tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.